Evet. Güzel memleketimin güzel insanları. Size bugün Moriyalı'dan sesleniyorum. Gönül kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Biz bugün burada olmamızın sebebi, hiçbirimizin 102. yıl dönümü kurtuluşunu kutlamak amacıyla buraya geldik. Bu aziz millete Cenab-ı Mevlam bir daha kurtuluşlar yaşatmasın. Değerli dostlar, kıymetli izleyicilerim, burası Moria'yla. Burada bugün çok duygulandık, eğlendik, sevindik. Sağ olsun arkadaşlarım bize bir nostalji yaşattılar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu solda görmüş olduğunuz benim doğup büyüdüğüm ev. Evet, bu evde büyüdük. 22 yaşında Asya'dan geldim. 1977'de tercihler eyledik. Ara sıra geliyoruz. Fakat bugün burada bir şey daha şahit oldum, yaşadım. Biz geçmişteki insanlarımıza ne kadar dua etsek, ne kadar ne bileyim yani ne istek azdır. O insanlar burada nasıl yaşamışlar? 9 ay bu karın altında. Yolsuz, işsiz, doktorsuz. Cenab-ı Mevlam demek ki insanoğluna öyle bir yaşamda nasip etmiş, yaşamışlar. Ama bugün burada biz çok değişik duygularla geldik. Bugün baktım ki burada yaşam çok zor. Sanki imkansız bir şey. Sağ olsun belediye başkanımız, kırsal daire başkanımız, muhtarımızın gayretleriyle köyümüze ulaştık, yolumuzu açtılar. Ve biz burada 30 kişi bu akşam burada misafir olduk. Fakat sevgili seyirciler, işte burası Moria'yla, Madur. Şimdi ben bazen mağduriyetten geri diyorum da bazıları diyor şair mağduriyet başka bir kelime. Ben başka bir kelime bulamıyorum. İşte burası mağdur, mağdur. Şu anda biz burada mağdur kalmış durumdayız. Tipi ayağını kaldırdı. Yol kapanıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah'a dua edeceğiz. Telefon aracılığıyla İzmir'e ulaşacağız. İzmir'den de bizi kurtarmaya gelecekler elbette. Gelirler de. Onun için çok duygularıma hakim olamıyorum. Beni bağışlayın. İşte bu böyle bir sözcüsü de size izletiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İstanbul'da yaşamak bir şey değilmiş arkadaşlar. İşte buradaki şartlar, buradaki yaşam, buradaki koşullar, oradaki kıymeti bize ne kadar şükretsek azdır. Bu insanlar burada nasıl yaşamışlar? Bir kere daha vurguluyorum. Ben hepsine Cenab-ı Mevlam'dan makamları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ve diyorum ki geçmiş erimizin ruhuna bir Fatiha okuyarak kapatalım yani. Hepinize teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. El Fatiha.